Konu çok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'ın süreyle ilgili de söylediği gibi Sayın Kaya'nın yerine de ben konuşacağım için sonraki kurumlar da var. Dolayısıyla her zamanki gibi dosyalarımızla çıktık. Çünkü konular derin. Aslında çok birbirinden farklı gibi görünmekle beraber bir de tevafuk gibi de aslında söyleyebiliriz. Bugün içinde yaşadığımız sorunların üç değişik boyutunu içeriyor. Benim üzerinde konuşacağım kurumlar. Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ki işin manevi boyutunu, bugün içinde yaşadığımız hepimizin tartıştığı 15 Temmuz darbe kalkışmasının arka planında yatan bir takım nedenleri ilgilendiriyor. Öbür taraftan yaşadığımız ekonomik ve sosyal sorunların temeli olan denetimsizlik, şeffaf olamama, hesap verememe gibi bir takım hususları içinde bulunduğumuz bu Gazi Meclisi'nin, Yüce Meclis'in en önemli hakkı olan bütçe hakkının kullanılmasıyla ilgili, daha doğrusu kullanılamamasıyla ilgili Sayıştay'ın yapmış olduğu çalışmaları içeriyor. Öbür taraftan da bütün bunların sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün varlıklarını temsil eden hazine adı üzerinde müsteşarlığımızın bütçesiyle ilgili konuşacağım için çok farklı gibi görünse de aslında tamamen bugünkü sorunların farklı boyutlarını içeren kurumlar olarak görüyorum. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütçesi üzerinde bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sonrasında da diğer hususlarla ilgili kısa kısa sizlerle kanaatimi paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, din olgusu hepimizi yakından ilgilendiren, farklı şekillerde yorumlanan, tartışılan bir olgudur. Ama buradaki amaç insanın ahlakileşmesi, ahlaki olgunluğunu tamamlaması için din vardır. Yani dinin hedefi insandır. Bu anlayışla baktığımız zaman dinin doğru anlaşılması, doğru anlatılması çok önemli bir husustur. Sistemli bir eğitim yoluyla da din eğitiminin doğru bir şekilde yapılması sağlanamadığı zaman işte din ile siyasetin, din ile ticaretin, din ile diğer alanların birbirine karışması muhtemel hale geliyor. Maalesef bugün bu sorunları yaşıyoruz. Türkiye'de bu konuda dinle ilgili eğitimi örgün din eğitimi olarak ve öğretimi eğitimi yürüten Milli Eğitim Bakanlığı'yla bunun dışında yine yaygın din eğitimi ve öğretimini yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı yerine getiriyor. Bu kapsamda da din eğitimiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok önemli olduğunu baştan vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Defalarca bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinde de geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanunu, teşkilat kanunu görüşülürken de dile getirdim. Başkanlığımızın yetkilileri burada. Bakanlar sık sık değişiyor ama başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri burada. Bunları yakından biliyorlar. Değerli arkadaşlar, bu kurumun önemine binaen Osmanlı'da da yine önemli bir kurum olarak devam etmiş ama Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdururken ki bu başkanlık Genelkurmay Başkanlığı ile aynı kanun içerisinde düzenlenmiş. Enteresan bir şeydir. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın maaşı da statüsü de Genelkurmay'ın bir tık üzerine getirilmek için 5 lira fazladan maaş verilmesini öngörmüş. Protokolde de Cumhurbaşkanı'ndan sonra birinci sırada gelmiş uzunca yıllar. Bir süre değişikliklere uğramışsa da yeniden 61 Anayasası'ndan sonra, 82 Anayasası'ndan sonra farklı statülere kavuşmuş. Yani çok önemli bir yere koyduğu bellidir. 1961 Anayasası'nda yine 154. maddede de kanunla düzenlenen bir görev verildiğini ve kurumun statüsünün korunduğunu görüyoruz. Kısacası burada 1982 Anayasası'nda da yine devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir deniliyor. Yani milletçe bütünleşmenin bir aracıdır.
bu dayanışmayı sağlamanın da bir aracı olması gerekir diyor. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üzerinde kalması gereken bir kurumdur. Bir takım konularda fedakarlık ve yardımlaşma gibi dinimizin yüce prensiplerini de birlik beraberlik ruhunu da halkımıza benimsetmesi gereken bir kurumdur. Çünkü İslam'ın güzel ahlakı içerisinde vatandaşlarımızın mutlu olmalarını, dini ve milli sorumluluk duygusu içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini, insani ve manevi değerlere, milli ülkelere bağlı kalmalarını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir disiplin içerisinde etkin ve yaygın bir din hizmeti sunmak da bu kurumun saymış olduğumuz temel görevleri arasındadır. Bunları söyledikten sonra tabii peki ne kadar bunları yerine getirebiliyor diye baktığımız zaman maalesef bugün yaşadığımız ortamda tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremediğini görüyoruz. Tabii hemen 15 Temmuz'un arkasında burada Sayın Başkan bir çalışma yapmış ve dini istismar hareketi olağanüstü din şurasında bir takım şeyleri paylaşmış ama bu sadece testi kırıldıktan sonraki kısmıyla ilgili olanlardır. Yani birkaç tane ana şura kararlarından başlıkları söylersem siz ne dediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Üçüncü maddesi FETÖ-PYD'ye açık bir din istismarı hareketidir demiş. İslam'da davet Allah'a ve Hazreti Peygamber'in yoluna yapılır. Allah adı kullanılarak çeşitli kişilere, yapılara ve hiziplere yönelik davet insanların din ve Allah diyerek insanları aldatmaktır ve dine yapılmış en büyük haksızlıktır. Doğru. Yedinci maddesi FETÖ-PYD'ye İslam ümmetinin vahdetini parçalayan bir tefrika hareketidir diyor. Tespitler doğru. 12. maddesi FETÖ-PYD'ye dinler arası diyalog adına din mühendisliği yapan ve kelime-i tevhidi parçalayan bir harekettir diyor. Doğru. Yani açıkçası burada önemli bir şey söylemiş tespitinde. Kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak, medeniyetler çatışması tezine karşı duyarlılık üretme adına dinler arası diyalog ve ılımlı İslam diyerek şaibeli girişimler başlatmış. Ben de tam bu noktada karşı çıkıyorum değerli arkadaşlar. Pek çok sırlı ve gizemli ilişkiyle uluslararası dünyada Müslümanlar aleyhine diyor. Tam da bu dünyada son dönemde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman medeniyetler çatışması tezine karşı diye söylediği diyalog, ılımlı İslam sözünü Sayın Başkan yardımcılarımız oradaydılar, kendilerine söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir uzantısı olan ılımlı İslam kandırmacasını eğer aldanmamış olsaydık, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tespit ettiği gibi bunların farklı unsurların bize dayattığı bir yapı olduğunu eğer o zaman anlasaydık buna ihtiyacımız yoktu. Onun için önümüzde yılların imbiğinden süzülerek gelmiş bir Türk İslam medeniyeti varken, Türk Müslümanlığı varken, Buhara'dan, Semerkant'tan gelen, Yesi'den gelen, İmam Maturidi'den Yesevi, Hacı Bektaş'a, Yunus Emmeler'e gelen bir kültürümüz varken, bunun dayandığı büyük bir Türk İslam medeniyeti varken, Türk Müslümanlığı varken ılımlı İslam'ın peşine gidersek sonucunda buraya düşeriz. Onun için bunları bir çözüm önerisi olarak söylüyorum. Durum tespitleri güzel ama Diyanet İşleri Başkanlığı halkımıza o dini Atatürk'ün koyduğu ilkeler çerçevesinde o günün şartlarında Elmalı Ahmet Hamdi'ye yaptırdığı tefsirde itikaden Maturidi olsun diyecek kadar bu işin farkında olan Atatürk'ün koymuş olduğu yere Diyanet İşleri Başkanlığı'nı koyabilseydik bugün FETÖ hareketinin inançlı insanlarımız arasında, bugün kullanıldıklarını fark eden insanlarımız arasında bu kadar yer tutmaları maalesef mümkün olmayacaktı. Bugün tutmuş durumdalar maalesef. Ve bunu sorgularken de Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok büyük bir görev düştüğünü yeniden hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarımız geldiler. 15 Temmuz gecesi birçok arkadaşımız buradaydı. Ben de geldiğimiz andan itibaren kürsüde diğer arkadaşlarımla beraberdim. Sonrasında TRT'den röportaj için geldiler. Dediler ki hocam sizin için buradan çıkarmamız gereken en önemli ders ne dediler? Ben de kendilerine dedim ki en önemli ders ve sorumluluk
Diyanet İşleri Başkanlığımıza düşüyor. Neden? Neden acaba? Eğer söylediğimiz anlamda dini gerçekten anlatabilseydik, hurafelerden, doğmalardan uzaklaştırarak yıllarca subaylık eğitimi almış, strateji taktik görmüş, kurmaylık düzeyine gelmiş subaylarımızın, paşalarımızın bir vaizin peşine gitmesi mümkün olur muydu? Veya yıllarca bilim tahsil etmiş, profesörlük düzeyine gelmiş, dekanlık, rektörlük görevlerinde bulunmuş akademisyenlerimizin bir talimatla bu hale gelmesi, eğer gerçekten din eğitimini vermiş olsaydık böyle kandırılmaları mümkün olur muydu? Demek ki aksayan bir şeyler var. Onun için sonuç olarak diyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu yapısını gözden geçirmelidir. İş olduktan sonra din şurasıyla FETÖ'yü terör örgütü demek yetmez. Onların yuvalanmalarına bakmak lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı son olarak siyaset üstü kalmalıdır. Bir devlet kurumu olarak, toplumu bilinçlendirme kurulu olarak Türkiye merkezli yeni bir medeniyetin ihyası için manevi değerlere, küreselleşme karşısında sosyal boyutu olan milli değerlerin yanı sıra, manevi değerlerin yanı sıra insani değerlere önem veren yeni bir neslin gelişmesi ve 2023 lider ülke vizyonumuza ve 2053 vizyonumuza, uzun erimli vizyonumuza erişebilmek için böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun için de siyaset üstü kalmalıdır. Son olarak siyaset üstü kalsın derken de sendikalar arasında, çalışanlar arasında ayrım yapmamalıdır. Cuma hutbelerinde okunan ayette Allah-u Teala bize adaletle iş görmemizi, kötülükten kaçınmamızı emrediyor. Onun için başta her hafta bunu dinleyen, okuyan görevli arkadaşlarımız olmak üzere kendi personelleri arasında da bu Türk Diyanet Vakıf senlidir veya membir senlidir diye bakmadan, ayrım yapmadan yapmamız lazım. Çok fazla şikayetler geliyor. Zaman zaman Sayın Başkan'a, Sayın Bakanlara iletiyoruz ama kurumun personeli arasında da adaletli olmak gerektiğini söylüyor. Diyanet bütçesi hayırlı olsun diyorum. Çünkü arkasından Sayıştay bütçesi ve hazine ile ilgili de bir şeyler söylemem lazım. Şimdi tabii asıl bizim meclis olarak en önemli hakkımız değerli arkadaşlar şu anda bütçe hakkını kullanmak. Şu anda görüşmüş olduğumuz bütçe hakkının da en önemli aracı Sayıştay Başkanlığı. Ama öyle görüyorum ki ve üzülüyorum değerli arkadaşlar. Sıralara bakıyorum. Maalesef bu bütçe hakkımızı kullanmak ve Sayıştay bütçesi bugün görüşülüyor olmasına rağmen arkadaşlarım maalesef fazla ilgi göstermiyorlar. Demek ki Sayıştay'ın etkisiz olması da, bize raporları göndermemesi de hepimiz tarafından kabul ediliyor. Zaten biz de önemsemiyoruz ki onlar da bizi önemsemiyor diye düşünüyorum. Niye öyle söylüyorum? Çünkü bizim en temel hakkımız değerli arkadaşlar bütçe hakkıdır. Sayıştay anayasadaki tanımıyla Türkiye'de demokratik ve şeffaf devlet niteliklerinin en önemli kurumudur. Bizim de bütçe hakkımızı aracılığıyla kullandığımız bir kurumdur. Demokratik yönetimin en önemli ilkesi de yönetenlerin her türlü eylem ve işlemlerinin denetime açık olmasıdır. Yani denetim ve demokrasi ayrılmaz bir ikilidir. Bizim de demokrasinin tecelligahı olan, millet iradesinin tecelligahı olan yüce meclis içerisinde bu hakkımızı kullanmamız gerekiyor. Bu kapsamda geçmişte bir takım reform adı altında Sayıştay Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılarak maalesef etkisizleştirildi ve gelen raporlar bize, benim raporları kuşa çevirme kurulu dediğim rapor değerlendirme kurulu tarafından maalesef kuşa çevrilerek gönderildi. Bir kısmı gönderilmedi. Birazdan bunları anlatacağım ama Sayıştay'ın görevi bu denetimleri yaptıktan sonra bunları adına denetim yapmış olduğu Yüce Meclis'e göndermektir değerli arkadaşlar. Sayıştay kamu kurum ve kuruluşlarını denetlediği için değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkını kullanması amacıyla denetim yaptığı için bizim açımızdan önemlidir. Sadece denetlemesi değil ama bizim adımıza denetlemesi ve raporunu bize sunması gerektiği için önemlidir. Burada da maalesef biz bu yetkimizi kullanmamız gereken raporlar bize gelmediği için maalesef denetim yetkimizi yapamıyoruz ve Sayıştay yapılan bir takım çalışmalarla, torba kanunlarla
etkisizleştirerek zaten denetim yapamaz hale getirmiştiler. Ama sonrasında daha vahim bir şekilde şimdi o gelen raporlarda bütçe hakkımızın gaspıyla beraber ortadan kalkmış bulunuyor. Şimdi bir de 5018 sayılı kanunumuz var. Hiç uymadığımız kanun hazırlarken de, torba kanun dediğimiz artık Galata meşhur kanunları, garabetleri yaparken de, herhangi bir usule ilişkin tartışma yaşarken de hiçbir şekilde uymadığımız 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu var. Burada kamu kurumlarının yöneticilerinin hesap verme sorumluluğunu yerine getiren iç denetim ve TBMM adına yürütülen dış denetim, yani Sayıştay denetimi olmak üzere iki adet mekanizma var. Bütün bu kurumlarla ilgili bu şeffaflığı sağlamak üzere. Bu denetim faaliyetlerinden dış denetim faaliyetinin çerçevesi de 5018 sayılı kanunda çizilmiş ve uygunluk denetimi yanında kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının ilgili kurumun mali durumu ve faaliyetlerinin güvenilirliği yanında kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı da Sayıştay'ın dış denetim faaliyetleri içerisinde yer almaktadır diyor. Bakın şimdi size birkaç geçtiğimiz dönemlerden hatırlatma yapayım. Bir 2012 yılında kanun, 2010 yılında yeni revizeler olduğu için oradan geriye gitmeden söylüyorum. Hep tantanaların başladığı dönemdir. Toplam 358 raporun 146'sını meclise göndermiş. Kit performans denetim raporlarıyla birlikte 455 rapor düzenlemiş. 2013 yılında toplam 400 raporun 157'sini meclise göndermiş. Kit raporları ve performans denetim raporlarıyla beraber 455 rapor. 2014 yılında 482 kit raporları ve performansla beraber 698 rapor düzenlemiş. Şimdi 8 Eylül 2016 tarihinde meclise gelen genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve bununla beraber mali istatistikler ve ajanslarla ilgili raporları sunmuş. Buna göre 211 adet kamu idaresine ilişkin Sayıştay raporunu sunmuş. 45'i genel bütçeli, 147 özel bütçeli, ikisi sosyal güvenlik kurumu, 9 düzenleyici, denetleyici kurum ve 5018'e tabi olmayan 8 tane kurum. Değerli arkadaşlar, bunların içerisinde hem geçen yıl hem bu yıl maalesef kit denetim raporları yayınlanması gereken raporlar, web sitesinde de yayınlanması gereken raporlar yayınlanmıyor. Kit komisyonu arkadaşlarımız gelip bilgi veriyorlar. Bize bir tane sadece hazine, şimdi birazdan oraya geçiş yapacağım. Hazinenin kamu işletmeleri raporu var. Bunlarda da bir sayfa, yani şuradan bakıyoruz, 1,5 sayfa, 2 sayfa. Örnek en büyük kurumlar sadece bir bilanço göstergesiyle toplanıp bir rapor haline getirilmiş. Burada bir denetim yok, genel bir rapor var. Şimdi bu kamu işletmeleri genel raporunun dışında da herhangi bir şey maalesef bize gelmemiş. 47 tane kite ait raporlar yok. Bunların 43. maddesine Sayıştay'a dayanarak bunları açıklamıyor ama hemen arkasında 44. madde var. Raporların yasaklı durumlar hariç kamuoyuna duyurulacağı da 44. maddede yer alıyor maalesef. Maddenin bir tarafını okuyup bir tarafını okumayınca böyle oluyor. Daha vahim mi var? Neyse, hadi onları yine bir şekilde kitle geliyorlar, anlatıyorlar. Kısmen raporlar var. İstersek zorla bir kısmını buluyoruz. Ama mahalli idarelerle ilgili raporlar, bizim kesin hesap kanununa ilişkin muhalefet şerhimizde de ayrıntısı var. İsteyen arkadaşlarımız bakabilir ama bir iki cümle ondan da bahsedeyim. Mali idarelerle ilgili raporlar TBMM'ye hiç gelmiyor değerli arkadaşlar. Eğer kanunun 38. maddesine bakarsanız, dış denetim genel değerlendirme raporuyla ilgili, dış denetim genel değerlendirme raporuyla kurulca görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları Sayıştay Başkanı'nca genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Yani bunun içerisinde yer alan bütün denetlenen kurumların raporlarını sunmanız lazım. Burada da aynen kamu işletmeleri raporu gibi Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı genel raporun dışında herhangi bir şey yapmıyor. Sayıştay Başkanlığı İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporu alıyor, bunun içinden bir özetleme yapıyor, bize bunu sunuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi bunu yaparken nasıl yapıyorlar? Orada da çok böyle zekice çalışma yapan arkadaşlarımız var. Kanundaki şeyi yönetmelikle aşmaya çalışıyor.
Böyle bir garabet var. Kısaca orayı da sizin dikkatinize sunayım. Değerli arkadaşlar, Sayıştay denetim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin ikinci maddesi var. Burada altıncı fıkrada sadece TBMM'ye değil ilgili mahalli idarelerin meclislerine bilgi verileceğini söylüyor. Bakın kanun diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verilir. Yönetmelik diyor ki belediyelerin belediye meclislerine gönderince işiniz biter. Şöyle diyor, rapor değerlendirme kurulunca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin görüş verilen denetim raporları dış denetim genel değerlendirme raporu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur ve bilgi ve gereği için kamu idarelerine gönderilir. Kurulunca görüş verilen, eklemişler burayı, mahalli idarelere ait denetim raporları ilgili mahalli idarelerin meclislerine bilgi ve gereği için gönderilir. Yani Türkçesi mahalli idarelerin raporları TBMM'ye sunulmadan kaçırılarak ilgili belediye meclislerine ve il özel idarelerine veriliyor. Ne diyor şimdi? 2015 yılında değerli arkadaşlar yürütülen denetimler sonucunda şöyle bir ibare yazmışlar rapora da. İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir bağlı idaresi, il belediyeleri %100 oranında denetlenmiş. Yani tamamı ilçe belediyeleri %71, kalkınma ajansları %100. Yani ilçe belediyeleri hariç bütün kurumlar denetlenmiş. 185 belediye ve 51 il özel idaresini incelemişler. Şimdi buraya dikkatinizi çekiyorum. 51 belediye ve 17 il özel idaresi için olumlu. Yani 51 artı 17 68. Toplam 185'te 68 olumlu görüş var. Tekrar dönüyoruz, devam ediyoruz. 127 belediye ve 34 il özel idaresi için şartlı denetim görüşü. Yani eksiklikler var. Bunları onaylamıyoruz ama şu 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 eksikliklerin giderilmesi gerekir diye. 6 belediye için olumsuz denetim görüşü, yani ibra edilmemiş. Denetleme sonucu bize sunulmadığı gibi kendileri de uygun görmemişler. Ve son olarak bir belediye ise görüş bildirmekten kaçınılmış. Şimdi ben soruyorum değerli Sayıştay Başkanı, bunlar hangi belediyeler? Neden bunlar bize meclis olarak bildirilmiyor? En azından hangileriyle ilgili ne gibi bir olumsuz kanaat vardı ki görüş bildirmekten kaçınmak en ağır şeydir arkadaşlar. Yani şartlı olanı yine anlayabilirsiniz ama görüş bildirmekten Sayıştay'ın kaçınması demek iler tutar bir tarafı yok. Ben buna hiçbir şey diyemem demektir. Onun için burada genel uygunluk bildirimine baktığımız zaman yine aynı şeyler var. Birkaç hususa daha değinmek istiyorum. Bizim bütçe hakkımız elimizden alınıyor dedim. Değerli arkadaşlar, genel uygunluk bildirim içerisinde ödenekler, yedek ödenekler bölümleri var. Ödenek üstü gider var, bütçe gideri var. Şimdi birkaç cümleyle hemen onu sizin dikkatinize sunayım. Zamanım azalıyor. Örneğin genel uygunluk bildirimi içerisinde ödenek aktarmayla ilgili, bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımız hiç görmüyorlardır. Bir baksınlar, yani bize de geliyor ama iktidar geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Sadece bundan bakabiliyoruz. Bunun içerisinde ödenek aktarma ve ekleme kısmı var. Her konuda bununla ilgili bakana aktarma, dönderme yetkisi veriyoruz. Ama acil durumlar için verilen bu yetki, bunun içerisinde rakamlar var. İsterseniz bakarsınız. Ek bir de değerli arkadaşlar, bu tabloyu incelediğimiz zaman gerçekleştirilen ödenek aktarma, düşme ve eklenme işlemleriyle genel bütçeli idarelerin toplam ödenek tutarında bir değişim olmamakla birlikte bu işlemlerle eklenen ve düşülen ödenek tutarının kamu idarelerinin yıl sonu ödenek toplamlarına oranının %4.79'dan %108.85'e, yanlış duymadınız, %108'ine kadar değişiklik gösterdiği, ortalama değişim oranının ise %29.55 oldu. Yani toplamda baktığınız zaman kamu idarelerinin toplam bütçelerinde %30'u kadar aktarma dönderme yapılmış. Ve 2015 yılında eklenen düşülen ödeneğin toplamı ise toplam ödeneğe en yüksek olan oranı ilk 15 kurumu almış. İlk 15 kurum için %63'ü geçmiş. Bakın, yani ilk 15 kurumda biz sizin anlayacağınız dille söylüyorum arkadaşlar, 100 lira ödenek vermişiz meclis olarak, plan ve bütçe komisyonu olarak. Bunun bizim verdiğimizin dışında 63 lirasını biz demiş ki şuraya harca, o kaldırmış başka yere harcamış.
Başka yerlere harcamış. Doğru. Şimdi burada harcamanın doğru yere gittiği veya makbuzların faturaların doğru olduğu ayrı bir şey. Bizim verdiğimiz amaçla o proje için ödeneyen kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir şeydir. Yani bütçe hakkınızın denetlenmesi engellenmiş oluyor. Dolayısıyla burada bunu dikkatinize sunuyorum. Neden böyle söylüyoruz? Yani ödenek üstü şeylere bakıyorsunuz 35.2 milyar. Bütçenin %7.26'sına tekabül ediyor. Verdiğimiz 100 liranın 7.26'sı kadar bütün bütçenin tamamının %7.26'sı gitmiş maalesef. Peki niye söylüyorum? Normal olması gereken ne? Limit koymuşuz. Yedek ödenek limiti %2. Kanun koyucu hani aşılabilecek oranı da vermiş. Bu kaç? %7.3. Dolayısıyla bizim bütçe hakkımız gidiyor. Tabii ödenek üstü giderlerde baktığımız zaman da aktarma döndermenin dışında 31.2 milyar yine toplam ödenek üstü miktar var. Bunun 20 milyara yakını Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. Oradan bir torba yapıyor bakan, oradan oraya, oradan oraya aktarıyor. Maalesef bütçe hakkımız elimizden gidiyor. Sayın milletvekilleri lütfen. Son olarak burada değerli arkadaşlar, hazineye geçmeden önce yine hazineyi de ilgilendiren bütçe hakkımızla ilgili başka bir şey var. Sağlık Bakanlığı bütçesi geldi. Arkadaşlarımız baktılar. Bakanın sunumunun ilk başında var. Bir döner sermaye garabetimiz var. Sayıştay'ın bütün raporlarında döner sermaye işletmeleriyle ilgili eleştiriler var. Kabaca 32 milyar lira bütçesi var Sağlık Bakanlığı'nın. 32 milyara yakında küsuratlı 31 nokta küsur döner sermaye işletmesi var. Yani öyle bir şey olmuş ki bizim bütçe hakkı diye bir şey kalmamış ki. Bütün kurumlarda döner sermayeler ayrı bir beylik gibi. Ve yapılan harcamalarla ilgili eleştiriler var. Ya kuruma daha fazla doktorlara tamam verelim ama daha fazla döner sermaye verelim diye harcama olmayan şeyler harcama gösterip şişiriyor muyuz? Nereye gidiyor? Buradan kim nereye harcama yapıyor? Yani denetim dışına çıkmış 32 milyarlık bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu döner sermaye meselesinde Maliye Bakanlığı tarafından bir an önce çözümlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hala ortada gidiyor. Sayıştay'a verdikleri cevaplarda yaptık, yapıyoruz, çalışıyoruz demek. Bunu söylemişken şehir hastaneleriyle ilgili garabet var. Hazine bütçesinden konuşuyoruz. Hazine garanti veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı herkes dövizini bozdursun diyor. Efendim BİST bozdurmuş, şu bozdurmuş. Peki ne yapacağız? Yükümlülükleri nasıl yapacağız? Köprü taahhütleri, yol taahhütleri, şehir hastanesinde hastane garantisi veriyoruz. Doluluk oranını garanti ediyoruz. Bunları da dolar üzerinde nasıl değiştireceğiz? Herkesi tamam söylüyoruz ama önümüzdeki 20-25 yıllık süreyi bunlara milyarlarca dolar ödeme taahhüdünde bulunduk. Üstüne üstlük hasta garantisi verdik. Bunlar ne olacak? Asıl bunlara bakmamız lazım. Hazinenin üstlendiği garantileri de ciddi şekilde gözden geçirerek daha etkin alanlara yönlendirmemiz lazım. Efendim bakan istiyor. Ya doğru mu? Değil. Sayın Bakan burada. Kalkınma Bakanı'yla konuştuk. 10 yıldır bekleyen kamu özel ortaklığı kanun tasarısı taslağı var. Birisi alıp getiremedi. Sağlık Bakanlığı ayrı yapıyor. Turizm Bakanlığı ayrı yapıyor. Özelleştirme İdaresi ayrı yapıyor. Böyle bir şey olur mu? Aynı döner sermaye işletmesi gibi. Bunların hepsini zapturapt altına almamız lazım. Doğru alanlara kaynaklarımızı yönlendirmemiz lazım. Bu sefer sürekli borç taahhüdüne giriyoruz. Döviz taahhüdüne giriyoruz. Sonra da döviz yükümlülüklerimiz artınca, açık pozisyonumuz artınca sıkıntıya düşürüyoruz. Onun için bunları kökten çözmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Aynı şey bizim görevimiz sizi bütün konularda uyarmak, doğruya doğru teşvik etmek, yanlışları eleştirmek. Burada söylediğimiz şeyler herhangi bir yıkıcı değil, yapıcı eleştiri. Örnek söylüyorum yine hazineyle ilgili burada Sayıştay'ın raporlarında da var, Sayın Bakan'a da ilettik. Kredi garanti fonuyla ilgili uyarılar var. Bunların işlemleriyle ilgili Sayıştay'ın yaptığı uyarılar var. Kriterler belli değil diyor. Neye göre kime veriyorsunuz, kime vermiyorsunuz belli değil. Arkadaşlarımız getirdiler alelacele. Komisyon başkanımız yok ama komisyon üyesi arkadaşlarımız burada. Gecenin yarısında bir kanun tasarısı teklifinin içerisine torbaya bir madde. Nedir dedik? Kredi garanti fonuyla ilgili efendim 2 milyar daha limit istiyoruz. 2 milyar vermiştik zaten. Yani merak ettik böyle aceleyle acele sahibinden ihtiyaçtan bizim torba kanunlar artık kitaptan bahsetmez olduk şey oldu eskidi.
Sürekli bir kurum bir şey getiriyor. Son saniyede gelince de bir içine bakalım dedik. Gerekçesini okuduk. Diyor ki yeni kurulacak olan kredi garanti fonuna, ihracat kredi garanti fonuna kullandırılmak üzere. Arkadaşlara soruyorum, böyle bir şey kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Yoğunluktan bazen oluyor çünkü, dikkat edemeyebiliyoruz. Maalesef böyle bir şeyde yeni bir kurum kuralım, kafamıza göre yapalım. Peki dedik ya, bunu bakanlar kurulunun yapma yetkisi var. Bir. İkincisi, verdiğimiz 2 milyarın tamamını kullandınız mı? Hayır, dökümünü getirin dedik. Aceleyle bir şey çıkmadı. Sonra söyledik, Sayın Bakan da bakmış. Ve nitekim yolunu gösterdik. Amacımız burada eleştirmek değil derken, o ne yapacağız dedi. Bakanlar Kurulu gelsin, ihracatçılar için de kredi garanti fonundan kullandırılır desin. Bir Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarın. Evet, çıkarmışlar. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmuş bazı konular var ama yine burada Bakanlar Kurulu 30 10 2016 tarihinde kararlaştırılmış. Kasım ayı içerisinde de resmi gazetede yayınlanmış. 2 milyarlık kaynak şu anda duruyor. Kullanırlarsa ihracatçıya da kullandırılacak. Exim Bank aracılığıyla gelirse de %100'üne kredi garanti fonundan para verecek. Demek ki muhalefetin her söylediği yanlış değilmiş. Eksik de olsa bir şeyler yapıldığı zaman doğru, yeniden oraya niye kaynak kuruyorsunuz? Niye yeniden bir fon kuruyorsunuz dedik. Tam tersine fonların, döner sermayelerin bütçe disiplini içerisinde hazinenin, maliyenin kontrolünde çalışması gerektiğini söyledik. Aksi takdirde kaynak israfı oluyor değerli arkadaşlar. Maksat oraya buraya gelmesi değil. Şimdi en büyük sorunumuz, diyoruz ki işte şimdi döviz sıkıntısı başlayınca herkes dövizi satsın, TL'ye geçsin. E peki yeterli mi? Eğer o taahhütleri azaltamıyorsak, tasarruflarımızı artıramıyorsak, sürekli olarak döviz üzerinden kaynak bulup tüketimi finanse etmeye çalışırsak bunun içinden çıkamayız. Ne lazım? Bize yapısal önlemler lazım. Ekonomide bunları kalıcı hale getirecek çalışmalar lazım. Onun için de sadece köprüyle, yolla ilgili değil, şehir hastaneleriyle ilgili de hazinenin bütün garantilerini de üzerimizde baskı yaratacak, döviz pozisyonumuzla ilgili kırılganlığımızı artıracak çalışmaları da bir an önce azaltacak şekilde bu çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bunu konuşur dururuz. Yani en önemli döviz kazanç getiren sektörümüz turizm sektörü, maalesef onunla ilgili de yasal düzenlemeleri çıkaramadık. Geçen hafta otelcilerin genel kurulu vardı. Sayın Bakan da oradaydı. Sayın Kılıçdaroğlu da oradaydı. Ben de oradaydım. Konuştuk. Maalesef şeyde kalıyor. Henüz yasal bir düzenlememiz çıkmadığı için de bunu yapamıyoruz. Önce döviz getirici alanlardaki eksiklerimizi tamamlayıp buralarda elimizde olan imkanları değerlendirmemiz lazım. Onun için de yapıcı bir muhalefet anlayışı içerisinde sizlere sunmuş olduğumuz bu görüşleri dikkate alarak ülkemizin daha da gelişmesi, 2023 yılında lider ülke olması, 2053'te süper güç olması için başta Diyanet İşleri'nin eğitimine dahil olmak üzere bütün konularda işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.